Sports ekranlarında Pound for Pound karşınızdayız. Bugün yanında Recep var. Hoş geldin Recep. Hoş bulduk Doğan. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine Yücel'in boşluğunu doldurmaya çalışacağım ama tabii öyle bir şey çok mümkün değil. <laughs> Kendisi bugün özel işlerinden dolayı aramızda olamadı. Hafta yine bizimle beraber olacak. Bana birazcık katlanacaksınız arkadaşlar, haberiniz olsun. <laughs> i̇şte yorumlarda yazıyorlar ya, ortadaki arkadaş, ortadaki arkadaş diye. <laughs> Beyaz tişörtlü. Orta Ortaya oturmadım. Bu sefer bakalım yine beğenecek. Bu taraftan beğenecekleri merak de ediyorum. Evet, yani. beyaz da giymiyorum. Aynen, Her var. seferinde sürünsünler, adım öğrenene kadar uğraşsınlar diye <laughs> elinden geleni yapıyorum. Nasılsın? Bizim. Teşekkür ederim. Doğan sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aslında biraz hazırlıksız yakalandım. Çünkü Hı -hı. son çok son dakika belli oldu. E, UFC 265 ile başlayalım istersen. Hı -hı. Aslında bugün Doğan'la planımız e, Doğan'la diyorum. Yücel'le planımız e, biraz daha olimpiyatlar Olimpiyat konuşmak. Da, Olimpiyatlardaki işte dövüş sporları e, judo boks ve e, güreşten bahsetmekte ama e, bugün biraz daha MMA bir konuşacağız seninle. Olimpiyat Anladım. demişken e, çok fazla olimpiyattaki dövüş sporlarına ya da güreşe falan o kadar ilgili değilim açıkçası ama hı hı. yani Rıza Kayaalp'in <laughs> karşılaşmasını izledim, yarı final karşılaşmasını. O, yani o Rıza <laughs> Kayaalp'in rakibine yani winch falan getirmemiz lazım o tuş etmek için yani hani kıpırdatamıyorsun yerinden. Ya yani ben hmm. hiç hayatımda böyle bir fiziksel üstünlüğün dominasyonunu hatırlamıyorum. Bir 10 yıl zamanında NBA'de yapıyordu belki hatırlarsın. Hmm. Hani öyle bir fiziksel üstünlüğü vardı ki kimse yanına yaklaşamıyordu. Ya o çok insanüstü bir gücü, yeteneği var, fiziği var. Bir tek onu gördüm. Yani kaybettiğinde de hiç ya nasıl kaybeder demedim. Yani hak edilmiş bir mağlubiyet. Yani hmm. kaybedeceksen böyle kaybet, böyle adama kaybet. Çok enteresan, güçlü bir adam ya. Hani... ya Rıza'nın şanssızlığı gerçekten dediğim gibi boks, pardon güreş camiasında burada e, Greco-Roman güreşte bu adamla yani Lopez'le aynı döneme denk gelmiş olması. Aksi takdirde Rıza çok iyi bir güreş aslında. E, Greco-Roman'de. -Roman, Greco e, ama maalesef dediğim gibi ultra avantajları olan tabi avantajlarından dolayı değil sadece. Aynı zamanda yetenekli de adam. Tekniği de çok iyi yani. Bu Küba'nın e, olimpik ...programı çok sıkı bir program. Yoel Romero'nun da çıktığı program biliyorsun. E, yemiyorlar içmiyorlar bu işi yapıyorlar. Hatta büyük cezalar altında çalışıyorlar işte... ...kampın en iyisi olman lazım ki sana doğru düzgün yemek versinler falan gibi... ...çok zorlu koşullarla çalışıp geliyorlar buraya. Valla o adam her bulduğunu yemiş. Hiç yemek bulmakta yani, evet, zorlu çekmemiş gibi. Yani <laughs> yemek bulmakta zorluk çekmiştir başta. Yemek yiyebilmek için başarılı olmak zorunda kalmış olabilir gerçekten. Yani Çünkü onlar gerçekten çok zor koşullarda hazırlanıyorlar, çalışıyorlar. E, bildiğim kadarıyla... En azından Yuel Romero'nun anlattığı kadar. Joe Rogan e katılmıştı. Joey Diaz da onun İspanyolcasını şey yapmıştı, tercüme etmişti. Ee, gerçekten sıkı çalışıyorlar. Başka çareleri yok çünkü. Hey, olimpiyatlar konusundaki bilgim bitti. Yani en azından dövüş <laughs> sporlarıyla alakalı. Ben o yüzden ufak ufak UFC 265'e geçmek istiyorum. Tamamdır. Ana maç iptal oldu. Amanda Nunes COVID evet. pozitif çıktı. O yüzden ana maç hemen e, Come in Event ana maç'a taşındı. Derek hmm. Lewis Cyrilgan. Ne düşünüyorsun? Ya Öncelikle Amandur için kötü oldu. O tarafta e, Juliana Pena ile de ölçecekti. Giuliana Pena aslında gidişli gelişli bir kariyeri olan biri. Bir hamilelik ara, e, hamilelik nedeniyle bir ara vermişti. E, oradan geri dönüyor. E, ama bir taraftan da çok ağır geçirmediğini biliyoruz şeyin. E, Amandur hastalığı. Dolayısıyla her an yeni bir tarih duyabiliriz önümüzdeki bir iki haftada. Bence bir sonraki ya da iki sonraki karta tekrar e, main event olarak ayarlanabilir. Gerçi iki sonraki kart bayağı dolu ama yine bir event'e main event olarak çift kemer maçlı ya da üç kemer maçlı bir event haline getirebilir onun gelmesi. Onun dışında şu anki main event mükemmel bir main event bence. Hala ben gerçekten o maçın bir kemer maçı olması gerektiğini düşünmediğim, düşünmediğimi söylemek istiyorum ama e, yine de UFC öyle karar verdi. Neyse o işin politik kısmı. Sen bilmiyorum gömmek ister misin? Gökçe bayılır bu durumlarda DNA White'i gömmeye. Yani bunun ya yani şöyle söyleyeyim bu her şeyden önce Francis Ngannou'ya yapılmış. Çok büyük bir saygısızlık. Niye dersen Francis Ngannou Stipe DC maçını 2 sene bekledi. Doğru. İki sene. 2 tam sene bekledi. Ve yani Stipe o dönem e, Ngannou o dönemde şu an Gan'ın olduğundan da Derek Lewis'in olduğundan da interim kemer maçına çıkmayı 10 kat daha fazla hak ediyordu. Ona rağmen bekledi. E, sıralamada 11. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Rosen Rosenstreich sırf meydan okudu diye onu kabul etti. Hmm. Ona çıktı bir 15 saniye değil mi? Ka kaç saniye? Çok hızlı bir knockout etti Aynen. hatırlıyorsan. Enganu'ya büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani Gan lewis maçının bir interim kemer maçı olmasından dolayı heyecan duyuyorum. Hı hı. Ee, olmaması gerektiğini söylemek... ya yani Aslında olmaması gerekir ama hani oldu diye çok rahatsız değilim. Sadece Enganu'ya çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. O beni çok üzüyor. Enganu da zaten üz üzüntüsünü dile getirdi. Bir de Enganu şey var ya böyle çok naif bir insan ya ona bir haksızlık yapıldığı zaman daha yüksek tepki veresim geliyor yani hani böyle kendisi haksızın karşısında çok fazla duran birisi değil böyle iki konuşup o dışındaki o predatör görüntüsünün içinde dünyanın en yumuşak kalpli insanı var ya. Hiç çirkeflik yok yani. Hiç sıfır yani hani kötü bir şey bile söylemek istemiyor yani yanlış olduğunu eleştirirken bile çok naif, çok nazik davranıyor. Hı hı. O yüzden bilmiyorum. Biraz üzüldüm ya ben hani Engano'ya bunun yapılmasına. Yani ona üzülmekle birlikte yani serigan ve Derek için yani onlar için seviniyorsun onlar tabii. Onlar için tabii ya. Yap. Bu karşılaşma onlar daha çok para kazanacaklar. İşte güzel bir kere karşılaşmayı 5 round olmasına neden olan bir durum. O çok güzel. O çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten 3 round'da bu maç bitmeyebilir. Puana gidebilir bu maç. Ee, heavyweight'te nadir puana gidecek maçlardan biri olabilir yani. Ee, nadir demeyeyim. Gerçi son zamanlarda çok teknik dövüşen ve puana götüren adam var ama Özellikle Seril birçok maçı öyle gidiyor. O yüzden bence seyir zevki çok artacak. Gittikçe yoruldukça e, her iki dövüşçü de nasıl performans gösterecek ben çok merak ediyorum. Özellikle Seril Gun gerçekten çok iyi kanıtladı kendini. Son maçlarında. 5 round gidebildiğini tekrar tekrar yani 5 round gidebildiğini ispatladı. Zaten 3 round gidebildiğini de çok rahat ispatlamıştı. Yorulmadan gidebiliyor bir de. Bir heavyweight'e göre çok hareketli gidebiliyor. Parmak uçunda sürekli kalabiliyor. Zıplayarak gir çık yapabiliyor. İnanılmaz bir yetenek. Bence heavyweight'te yepyeni bir soluk yani bu Dövüş tarzıyla beraber. Çünkü ağır sikletlerde yapması kolay bir dövüş tarzı değil bu. Ee, Derek Lewis'de tam tersi. Spektrum'un tam diğer tarafı. Tamamen alakasız. Bekleyen, sinirlenip bir tane patlatan. O yüzden inanılmaz iki uç tarzın eşleşmesi olduğu için ben merakla bekliyorum maçı. Çok da heyecanlıyım bu maç için yani. Ben tahminini biliyorum ama bir bold prediction yaparsan gan <laughs> puan mı dersin? Ee, gun puan derim. En muhtemelen en olası gördüğüm senaryoya ikinci en olası gördüğüm senaryoda e, şampiyonluk rantlarında muhtemelen beşinci roundda artık iyice gaz tanki bittiği zaman şeyin Derek Lewis'in belki belki bir TKO olabilir derim yani ben kendi tahminimi söyleyeyim evet. ben de Gan'ın puanla kazanmasını beklemekle beraber biraz olaya Derek Lewis açısından yaklaşacağım ben son karşılaşmasında e, Curtis Blades'e kaybedeceğini düşünüyordum. Yani <laughs> beklentim şuydu. Curtis kolay bir şekilde Curtis Pace'in en durdurulmaz takedown UFC'deki. <laughs> hani bunu ben söylemiyorum. Bunun internette araştırma yapılan videosu var. Yani en azından Siklet'teki diyelim. Ha şey ol. Tabii tabii. <laughs> haklısın Siklet'teki şey yapıyor. Kendisinin vücudunu alarak rakibinin yere vurmasının bayağı bir böyle bir şeyini yapmışlar. Belgeselvari bir videosunu yapmışlar. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Çok keyifli bir video. Ve gerçekten takedown konusunda çok çok iyi olduğu için diyordum ki yani Derek Lewis'in yer güreşi o kadar iyi değil. Ee, karşısındakinin güreşi çok çok üst seviye. Yere alır. Ground and pound olur. Yani zaten dirsekleriyle biliyorsun Razor Blades lakabı oradan geliyor. Dirsekleriyle rakibini öğüten bir yapısı var. Açıkçası Lewis'i yenmesini bekliyordum ama Derek Lewis hiç rakibine kendi oyununu kurmasına müsaade etmedi. Kendi istediği gibi götürdü. Çok iyi bir aparkatta da e, knockout etti rakibini. O yüzden yani Derek Lewis'e karşı tahminde bulunmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü enteresan bir patlayıcılığı var. Yani hani enteresan bir gücü var. Çok Hı -hı. kuvvetli. Her an knock, her yerden knockout çıkarabiliyor. Ee, hala gun puan diyorum ilk tercih. Ama ikinci tercihi sorarsan da ben Lewis'in knockout edebileceğini düşünüyorum. Yani ya gun puanla kazanır ya Lewis knockout eder diye bir tahminim olsun çok böyle tahminde olmaz ama tabii ki tabii ki mümkün canım ikisi de yani o yüzden yani tahmin tabii ki olur herkeste olabileceği için e, o yüzden zaten maçı çok heyecanlı hale geliyor ve o yüzden izleyeceğiz yani ekrana kilitleneceğiz o sırada yani diye düşünüyorum ben de. Peki o zaman e, an yan ana maçta e, Jose Aldo Pedro Munoz. Aynen. Bu tam olarak old school MMA'ciler için bir şölen. Ya bu, sen de öyle mi? Ben mesela Nate Diaz'la Lawler'ın dövüşecek olmasından Nick, Nick <laughs> Diaz'la <laughs> büyük heyecan duyuyorum yani ikisi de old school adamlar ya <laughs> on, onların karşılaşması böyle bir daha farklı bir entertainment eğlence sunuyor bence bize ee, o yüzden bu bu karşılaşma içinde mesela çok heyecanlanıyorum. Bu karşılaşma gerçekten zevkli bir karşılaşma ee, ama tarzları çok şimdi biraz daha bu tarafta Bantamweight 135'teki gerçekten son durumu belirleyecek bir karşılaşma çünkü top 2-3'ün hemen altındalar. Buradan çıkan kişinin tekrar böyle bir e, kemer, kemer maçına mesela. gitme ihtimali, o, olasılığı fazla. Bence özellikle biraz daha taz, taze kan Pedro Munoz çıkarsa, e, biraz daha tarzları farklı. E, ikisi, de, ikisi de Brezilyalılar. Ortak çok tanıdıkları var. Geçmişte antrenman yaptıklarını pek sanmıyorum. E, gerçi çok küçük bir yerde kesişmişleri var gibi görünüyor ama e, belki çok fazla birbirlerini tanımıyor olabilirler vücut olarak. Jose Aldo'da biraz hız avantajı görüyorum ben. Biraz daha disiplinli ve daha geleneksel. Bir de daha çok kullandığı direkt yumruklar nedeniyle. Pedro Munoz ise biraz daha hook kullanıyor. Dolayısıyla o tarafta yakalanma ihtimali daha fazla Pedro Ama bir taraftan da çenesi çok güçlü. Ee, bu Darbe almasına rağmen çok iyi dayanabiliyor. O yüzden kolay kolay yenmesi, bitirmesi, TKO yapması kolay bir adam değil. Yenenler de genelde puanla yeniliyor. Pedro bahsediyorsun evet. değil Evet. Pedro Munoz genelde puanla yeniliyor yenildiği zamanda. Dolayısıyla Jose Aldo'da da özellikle ilk iki rounddan sonra bir belirgin yavaşlama durumu olabiliyor. Eğer ekonomik davranmazsa Max Holloway maçlarını özellikle çok gördük ama Max, Holloway'da müthiş bir volume puncher bir adam. Müthiş volümle dövüşen bir adam. Dolayısıyla Pedro Munoz için de çok büyük bir şans var. Eğer çok büyük bir baskı kurup yormayı başarabilirse Jose Aldo'yu özellikle bir mesafeyi kapatıp biraz daha klince girerse Jose Aldo'nun direkt yumruklarından ve mesafedeki leg kurtarabilirse kendini. Benzer şekilde Jose Aldo'nun da işte avantajı var. Hızını kullanarak, mesafeyi koruyarak uzun mesafeden dönüşmeyi sürekli sürdürebilirse. Dolayısıyla her ikisinin de kazanabileceği bir maç. Kazananını biraz daha yukarı çıkaracak bir maç. Gerçekten biraz daha yaklaştıracak. Yenilerini de artık böyle belki kariyerinde bir daha bir title shot gidişatını görmesini iyice zorlaştıracak bir maç. Yaşları bence. da var değil mi? Her ikisinin. Jose Aldo aslında yaşı varmış gibi görünüyor ama Jose Aldo 34 yaşında sanırım. Ama o kadar uzun bir MMA uzun, kariyeri var evet. ki. Yani 16-17 yıldır adam hayatının yarısını yarısını MMA yaparak geçirmiş, aktif dövüşerek geçirmiş yani antrenmanını da geçtim. Dolayısıyla José Aldo'daki kilometre biraz fazla gerçekten. Bir de çene yıllarla hani dövüştükçe ne kadar güçlü olursa olsun o hasar bir birikiyor, bir, bir yorgunluk yaratıyor ya. Hem o var. Hem bütün bir antrenmanların yorgunluğu var. Defalarca weight cut yapmış olmanın vücutta bir yorgunluğu var. Bünyeyi zorlayan bir şey weight cut yani böbreklerini de zorlayan bir şey, her şeyin bütün sistemini zorlayan bir şey ki son zamanlarda 135'e kesiyor biliyorsun yani. Ciddi kesiyor. Dolayısıyla e, bu tarafta onlar için çok önemli maç. Göreceğiz bakalım hangisi nasıl devam edecekler yani. Peki bir tahmin yapsan? Bir tahmin yapmam gerekirse Açıkçası çok zor bir maç. Bunu tahmin etmesi en zor maçlardan biri. Sanki ilk iki roundu, ikinci ilk roundda biraz daha iyi gösterebilir kendini ama yani tam tersi de olabilir. O kadar zor ki bunu tahmin etmesi çok e, tahmin yürütemiyorum yani. Ben de Aldo kazanır diyorum. 2-1 ee, gibi düşünüyorum. Yani, yani ben Aldo'nun boksuna Munoz'un çok karşılık veremeyeceğini düşünüyorum. Hatta belki Munoz yere almaya bile çalışabilir gibi geliyor bana. Yani Jose Aldo da uzun bir süre tek down defense'i e en iyi adamdı. Down'da. UFC'de evet. Biliyorsun. Dolayısıyla alabilecek mi göreceğiz yani. Bakalım. Keyifli bir maç olacak. Yani orada bir flashlar patlar. Keyifli bir maç olur diye düşünüyorum. Bir diğer karşılaşma. Bu da bence çok keyifli bir karşılaşma olacak. Michael Chiesa ile Vicente Luque. Bu maç işte gerçekten Welterweight'te 77 kiloda. Ben bir knockout bekliyorum burada. Buradaki e, burada knockout gelir mi? Gelirse kimden bekliyorsun diye sorayım mı? Ben Luque'den bekliyorum. Vicente Luque'den bekliyorsun. Okey. Muhtemelen zaten herkes oradan bekliyor. Burada gelecek bir knockout gerçekten Artık yani herkesinin de bundan sonra bir maçı daha olabilir ee, kemer yoluna çünkü kemer maçı şimdi elimiz bir sonraki kemer maçı Usmanla Colby Covington arasındaki rematch zaten ayarlandı galiba ayarlandı Tarih, aynen de. öyle arkasından gelen biri olacak mı olmayacak mı ya da belki Leonard Edwards'ın son durumuna göre e, ya da işte oradan yeni çıkabilecek bir sürpriz olur muya göre buradan birini vermeyebilirler ama bunu kazanan özellikle bir de iyi bir performans göstererek kazanırsa e, gibi mesela Vicente Luque knockoutla gelirse kendini çok iyi gösterme şansı bu gece. Dolayısıyla Michael Kiesa da aslında onun için çok ters bir rakip, değil. Michael Kiesa'nın ben o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum Vicente Luque karşısında striking tarafının. E, grappling tarafında belki avantajı olabilir ama dövüşü yere çekmekte de zorlanacağını düşünüyorum. Luque'nin yeri de fena değil ya. Hiç fena değil doğru ama Michael Kiesa bir tık daha cüzitsüsüyle üstünlük kurmak isteyebilir. Yani yerde bir ee, işte bir karambol atıp bir submission yakalamak isteyebilir. Ama dediğim gibi hiç kolay değil yerde yakalamak. Kaldı ki olayı yere çekmek en başta o kadar kolay değil yani. Diye düşünüyorum o tarafta. Peki tahminin? Tahminin Vicente Luque. Vicente Luque gerçekten yenmesi kolay bir adam değil. Ee, yani daha, daha önce yenilgisi var doğru. Ama en son şey yenildi ya. yenildi zaten. E, ee, yenildi ama bir de Leon Edwards'a yenildi daha önce. Hı -hı. İkisi de çok benzer karşılaşmalardı bu arada. İzledim mi bilmiyorum yani ama. Yani güçlü bir striker olduğu zaman onu basan, ezen o zaman zorlanabiliyor dediğin gibi. Ee, ama karşısındaki biraz daha komple bir dövüşçü. Hatta Michael Kessler'ın biraz daha grappling'i de e, ön planda bence. Dolayısıyla ona karşı biraz avantajı görüyorum ben Vicente Luque'yi. Peki ben Luque'ne kalk diyorum. Luque'ne <laughs> diyorsun. Ben Luque'ne kalk diyorum. Peki bir diğer karşılaşma. Angela Hill, Teixeira Torres. Angela Hill, Tisha Torres birbirlerini evden tanıyorlar aslında. Bunlar herkese TUF çıkışlı. Hı hı. TUF çıkışı derken, e, The Ultimate Fighter'da kadınların olduğu sezonda bu strawweightler, 115 pound'lar... şeyinle de olduğu, Rosanna Mayona's'ın da olduğu oldu, değil mi? Rose Mayona's'ın da olduğu, 115 pound'ların divizyonunun kurulacağı zaman yapılan TUF'un TUF'tan çıkan herkese alıp bir divizyon kurdukları yani sefer o sezonla beraber UFC'ye girişler olmuştu. Evdeyken dövüşmediler diye hatırlıyorum, ee, Angela Hill'le, yanlış hatırlamıyorsam. Zaten pro rekorda geçmediği için bulamazsın büyük ihtimalle. Ee, doğru ama e, şeyi izlemiştim o sezonu ben. Yani yanlış hatırlamıyorsam daha önce dövüşmediler diye hatırlıyorum. Ha çıktıktan sonra, evden çıktıktan sonra dövüşüyorlar ve Tisha Dores kazanıyor. Angela Hill'in ama o sırada bir e, gidişli gelişli bir dönemi var. Dolayısıyla UFC'den de ayrılıyor e, Angela Hill. Hı hı. Daha sonra dışarıda dövüştükten sonra bir süre sonra tekrar geri geliyor. Geri geldikten sonra da yine böyle bir iniş çıkışlı periyoddan sonra biraz daha kendini gösterebiliyor ama şu anda bana sorarsan e, ayakta striking tarafında biraz daha muay thai tekniğini kullanarak mesafeli dövüşebilirse dışarıda tutabilirse Tisha Torres'i. Torres bence güç olarak biraz daha güçlü çünkü. E, avantaj sallayabilir puanla kazanabilir ama Tisha Torres'i uzak tutmak da zor çünkü daha gerçekten bastıra bastıra dövüşmek isteyecektir bir de kontralarla dövüşmek isteyecektir bekleyip e, hareketine karşı reaksiyon vererek dövüşmek isteyecektir. O tarafta rekabetçi maç ama e, çok yükseklere oynayan iki kişi değiller şu aşamalarda şu aşamada kariyerlerinin bence e, Strawweight'te. Dolayısıyla karta için Strawweight için genel olarak önemliyiz, önemli bir maç. E, i̇sim yani dövüşler Oldu, olduk olduğu için muhtemelen o yüzden de ana kartta yerlerini bulmuşlar. Ben yani. kendi tahminimi söyleyip sana geçeyim. Kim kazanır bilmiyorum ama puana gideceğine kesin eminim. Yani şöyle belli olmaz açıkçası. Yani büyük ihtimalle puana gider senin dediğin gibi benim beklentim yine 2-1 Tisha Torres diyeyim. Peki. Bir, yani ilk maça ilk maç gibi olabilir diye düşünüyorum yani. Peki bir diğer karşılaşmaya geçiyorum. Song Yadong, Casey Kenny. Of. Çok zevkli maç. Ben bu arada şu, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben Song Yadong'u dövüşçü olarak hiç sevmiyorum ama karşılaşmalarını izlemesi inanılmaz keyifli oluyor ya. Yani her, her karşılaşmasında bir garip bir şey oluyor. Bir eğlenceli bir şey oluyor. O yüzden e ben de ilgiyle bekliyorum. Kendisini sevmemekle beraber karşılaşmaları çok eğlenceli oluyor. Song Ga niye sevmediğini ben anlamış değilim bu arada. İnanılmaz zevkli çünkü izlemesi. Dövüş çok sağlam, çok sert bir dövüştü. Hı hı. Yani gerçekten bu mouthpiece'ini, bu dişini ısırıp girmeyi seviyor gerçekten. Kırışmaktan da çekinmiyor. Gerçekten yumrukları da çok sağlam. E, yerde de çok güçlü bu arada. Güreş oyunu da çok sağlam. Clinch'te de, de sağlam. Uzak mesafede de çok sert vurabiliyor. Dolayısıyla Casey Kenney'e karşı kazanacak o zaman. Ben öyle görüyorum evet. Bu maçtaki ana karttaki daha belirgin maçlardan biri olduğunu düşünüyorum bu eşleşmenin. Açıkçası. Casey kendi biraz da yavaş başlayan biri. Biraz da daha yavaş dövüşen de biri. Yani hız olarak da biraz daha yavaş. Songe ee, Song göre sertlik olarak da. Biraz daha başlangıçta da böyle ataletin atması da biraz zaman alabiliyor. Dolayısıyla burada ee, güzel eşleşme ama biraz daha sanki UFC bana Song dongu Inşa etmeye çalışıyor yavaş yavaş gibi arkasına geçmiş bir PR çalışması gibi hissetmeye başladım. Tabii açıkçası. bir de Çinli sporcu olması çok büyük bir avantaj evet, ya. Yepyeni marketlere de açıyor senin için. Dolayısıyla evet. orada bir destek hissediyorum. Bir de koydukları bak pozisyon da çok önemli. Açılış maçı main card'ın. Main card'ın açılış maçı olması. Şey, Fiziev'le Bobby Green var. O alt kartın son O alt kartın alt kartın ana Bobby maçı. Green, evet, Bobby Green, Rafael Fiziev alt kartın son maçı. Kaki o da çok önemli bir maç. Ondan Çünkü alt kartta gösteriliyor olması, ücretsiz yayınlanıyor olması. Birçok insan için orası main event gibi olmuş olacak. Yani orayı şimdi birazdan yine konuşuruz ama Song Yadong'un kendini göstermesi lazım bence bu hafta sonu UFC'ye diye düşünüyorum. Song Yedong'u neden, neden don... sevmediğimi sormuştun. Ha, bir saat bir sebebi yok. Ama yani bazı sporculara insanın kan, yani Rosna Mayu nasıl inanılmaz fazla seviyorum. Yani o kadar çok seviyorum ki böyle hı hı. E, normal videolarını açıp böyle ne yapıyor, normal hayatına nasıl biri onu bile merak ediyorum. Yani eşiyle hı hı. evde yemek yaparken videosunu bile seyrettim mesela. Yani bir sabit bir şey söyleyemem. adamın bir kötülüğünü bana yanlış bir hareketini görmedim tabii ki ama <laughs> sana bir yanlış mı <laughs> ha, oldu? Bana bir yanlış olmadı ama <laughs> ya bilmiyorum. Bir ısınamadım ama dediğim gibi yani karşılaşmalarını izlemek büyük keyif yani hı hı. her karşılaşmasında bir garip bir şey oluyor yani hani bir çok entertain bir e, dövüşçü hı hı. E, izleyeceği de izleyeceği de o entertainment'ı veriyor o yüzden karşılaşmalarını e, ilgiyle takip ediyoruz kendisini hı hı. bakalım bu hafta sonu yine bir şeyler verecek sana, mi sana katılıyorum ya bence Song Yadong için bir Ayarlanmış bir maç ama ben her de, zaman ben, ayarlanmış maçlar kazanılacak yok, diye bir şey yok aya, yani. Ayarlanmış da demek de biraz haksızlık olabilir şimdi o kadar da şey yapmayalım bir şey altını bırakmayalım böyle UFC'yi de öyle bir şey yapmışlardır demiyorum ama e, Song Dong'un kazanmasını istiyor olabilirler yani diyelim, diyelim yani o dolayısıyla ben bir bitiriş bekliyorum bu maçtan özellikle bir de kartta da hızlı bir momentum'la girme açısından güzel bir şey oluyor. Ayarlanmış şimdi. maç deyince aklıma bir örnek geliyor da neyse vermeyeyim <laughs> 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 devam ediyorum. Rafael Fiziev, Bobby Green. Alt kartın ana maçı. Bilmiyorum var mı bir şey söylemek istediğim bu maçla ilgili? Yok yani ben seni Benim dinleyeceğim. maçlar ma gecedeki komple belki en beğendiğim maçlardan bir tanesi olabilir. Neden? Çünkü Rafael Fiziev bir kere müthiş bir hype ile geldi UFC'ye. Evet. Geldiği hype'in de karşılığını ver, vere vere göstere göstere bence dövüşüyor. Benim düşüncem. Rafael Fiziev inanılmaz güzel bir striker. Ve kırışması çok zor bir adam. Çok sert bir adam gerçekten hem tekme hem yumruk olarak çok sert gerçekten yumrukları hukları var tekmeleri de var çünkü yüzde yüzünü yatırarak böyle yumruğuna yüzde yüzünü yatırıyor her vuruşunda her hareketinde bir de bu tipik bir matrix hareketi de var biliyorsun mm -hmm. kendi rakibinden kaçma hiç çekinmeden dövüşecektir Bobby Green ona karşı ona karşı bence çok yavaş görünecek Böyle aralarında büyük bir hız farkı olacak diye düşünüyorum ee, tabii ki Bobby Green'i kurtarabilecek şeyler burada takedownlar biraz daha konuyu yere çekmesi lazım Bobby Green'in olabildiğince ama çok zor bir e, test için içinde. Burada da mesela Bobby Green biraz daha bilinen bir isim rakip olduğu için Rafael Fiziev için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Burada şovu yapması lazım, alt kartın main eventinde, adam yani son e, dövüşünde e, böyle bir eşleşmeye yakalamış, kendini göstermesi lazım bir sonraki artık dövüşünde, artık bir sonraki kartta, ana kartta e, yerini alması için yani diye düşünüyorum sana katılmakla beraber benim burada bir tane sormak istediğim bir şey var. Bobby Green'in yer yani takedown'ları okey. Peki yerini nasıl buluyorsun? Yani yer Yeri. dövüşünde nasıl sence? Ya yerinde nasıl dersen Bobby Green şöyle bir adam. Hiçbir yerde çok mükemmel değil. Her yerde okey. Yani her yerde ortalama bir dövüşçü bence. Yani dövüşçü karakteri olması iyi. Gerçekten şey bir adam. Yürekli bir adam. Ya yere indirirse ne yapabilir? En azından puan toplayabilir 3 roundluk bir maçta. Puan toplayarak kazanabilir. Onun için belki doğa daha doğru strateji öyle olacaktır. Çünkü ayakta Rafael Fiziev'i yakalaması veya canını acıtması daha zor. Yani ayakta çünkü bunu yap yapacağım derken alacağı risk de çok çok büyük. Rafael Fiziev çok sert bir şekilde girecektir. Yani bu maç ve bir sonraki maç Songya Dong'un maçı gecenin en sert iki maçı tabii hem main event'i dışarıda bırakıyorum. Tabii main o, event'teki o zaten başka bir şey. Dışarıda bırakıyorum. Main event'teki arsiket maçında da bu arada Sirilgan nedeniyle çok teknik bir maç olacaktır. O yüzden knockout görmeyebiliriz orada bile, beş round görebiliriz ama bu iki maçta görürüz diyorsun. Bitiriş bekliyorum ben özellikle. Evet. Zaten win yani hani, yani Bobby Green'in tek kazanma yolu puan bana soracak olursan. Yani büyük ihtimalle. E, Fizyevde knockout. Song Yadong'da her şey olabilir. Song Yadong knockout edebilir, TKO edebilir. Evet, her şey. Grappling'i çok güçlü. Yere indirirse konuyu. Yerde herhangi bir yerde özellikle boğuş hareketleri neck crank yakalarsa ya da rear neck'i çok yakalarsa ya da giyotin de yakalasa çok güçlü boğabilir gerçekten yani diye düşünüyorum yani o tarafta. Peki bu entertain dövüşçülerden Song Yadong'dan Fizev'den bahsettikten sonra geçen hafta şans Strickland ne diyorsun? Ha geçen hafta Uriah Hall maçını Uriye, evet. Yani Uriah gerçekten kafesten sildi. Yani Uriah Hall kafese çıktı ve sonra kafesinden indi. Yuray olduğu için böyle geçti yani çok güzel evet. bir dominasyon, Pure bir box yani böyle. Ben açıkçası Yura Yuray'a karşı böyle bir üstünü kurmasını hiç beklemiyordum. Hı -hı. Kazanabilir tabii ki kazanabilir diyordum ama yani böyle arada çok ciddi bir seviye farkı varmış gibi gösterdi. Hı -hı. Ne diyorsun? Arada çok ciddi bir seviye farkı bence şurada var. Yürek konusunda var, bu dövüşçü kafası olma konusunda var. Yüreğe Hol Hall... Sen yüreğe olun. O taftaki şeyine taktın. Ama öyle gerçekten çok büyük çok büyük yetenek Yüreğe Hol Bir taraftan, bir taraftan bu yeteneği hiçbir şekilde iyi kullanamayan biri. Ee, i̇şler ters gittiğinde, hani şöyle düşün. Ee, T maçı oldu ya geçen Hı -hı. hafta Kore ee, ile Hı -hı. maçını izledik ve herkes mesela TJ mi kazandı Kore mi kazandı bir tartışması yaptık. Akabinde işte yani kim kazandığını bir tarafa TJ'in işte yüreği çok iyiymiş. Adam gerçekten her şeye rağmen savaştı. O kadar darbeye rağmen geri döndü. Uğraştı. Yani TJ'in kazandığını söyleyenler de var. TJ kazandı bu arada. Yani Sen öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle düşünmüyorum. Ben Sentayka'nın kazandığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama neyse sonuç olarak TJ kazandı ve sonuna kadar mücadele etti. Mücadele etti bu arada ilk roundda bacağını sakatlamış olmasına olmasına rağmen. Çünkü şu an maçtan sonra biliyorsun ameliyat, ameliyat geçirdi evet, yani. Evet. Yani ona rağmen eski TJ gibi işte footwork yapmıyor falan diye eleştirdik ama bir nedeni de varmış. Yani adam vücudunun o sırada neyi varsa neyi el veriyorsa o imkanlarla dövüşmüş sonuna kadar. Aldığı da o kadar da darbe aldı bu arada. Çok sağlam darbeler aldı. Hasar aldı. E, yüzünde büyük bir kat açılmıştı falan neyse. O ne kadar yürekliyse Uriah Hall'da da bir o kadar o yok işte. Maalesef o yüzden aynı şekilde gidemiyor. Geriye düşmeye başladığı bir maçtan onu tekrar toparlayıp geri kaldırma momentumun değiş yönünü değiştirme gücü maalesef Uriah Hall'da yok. Onun için çok iyi gidiyorsa o bastıra bastıra iniyorsa daha da büyüyebiliyor üzerine. Ama karşı taraf biraz basıyorsa mesela teknik olarak yanan Paulo Costa'dan da daha Teknik bir adam aslında dövüşçü olarak Uriah Hall. Ama Boracan'a onun üzerine öyle bir basmıştı ki o maçta. Herkese basmaya çalıştığı gibi. Kıpırdayamamıştı. E bir şey yapamamıştı yani. Müthiş bir teknik üstünlükle geçmen lazım ki Boracan'ı iyi bitirebilirsin. Yani i̇şte o da Adesanya. Yani herkes yapamıyor onu. Dolayısıyla buraya bağlıyorum ben. Şimdi boks olarak herkesi de bu arada Sean Strickland da bu arada şey yapamıyordu. Yani müthiş bir kafa oyunu yoktu mesela. Head movement yoktu. Benzer problem bence Uriah Hall'da da vardı. O bir nispeten biraz daha oynatıyordu kafasını ama o da o kadar değil. Dolayısıyla çok fazla hedef haline geldi kafası da. Mesafeyi boks mesafesinden uzak hale tutamaması leg fazla kullanamamasına leg de geçtim ya da spinning kickleri yani orta ya da havaya kafaya tekmeleri kullanamamasına neden oldu. Hiçbir şey yapamadı ki zaten. Tamamen ya geriye doğru yürürken Uriah Hall dövüşemiyor neredeyse. Ee, i̇nanılmaz zorlanıyor. En büyük sorunlarından bir tanesi bu bence. Ee, o yüzden de hiçbir zaman tam elit seviyede en üstte yani top 5'e bir türlü giremedi. Yani top 10'a giriyor ama top 5'e giremiyor bir türlü. Yani Yurayol şey gibi. iki tane başka Yurayol var gibi. Ringe o gün hangisinin gireceğini bilemiyorsun. İşte o günkü rakibine bağlı. O günkü rakibi basabileceği bir adamsa şov yapıyor. Ama basamayacağı biraz daha sert böyle kırışmayı seven bir adamsa, üstüne gelen bir adamsa çok yetenekli olmasa bile hiçbir şey yapamıyor. Altında ezilip kalıyor yani gerçekten ve aslında Sean Strickland de çok doğru bir rakipti. Çok doğru bir rakip seçimiydi. Yani çok müthiş yetenekli bir adam olmayarak sadece yürekli ve üstünü yürüyen biri olarak Uriah Hall'u expose edebilecek bir adamdı yani. Expose etti resmen Biraz adamı. Biraz ama boksta da fark koymadı mı Boksu ya? da iyi gerçekten. Boksu iyi ama çok uçuk seviyede bir şey demezsin yani. Ee, Sean Strickland'e. Herhangi bir konuda çok çok iyi demezsin yani. Ya ben bir tek senden birebir aynı düşünüyorum. Tek fark olarak Sean Strickland'in boksunu bayağı iyi buldum ben. Hani Doğru beni et etkiledi. Çok iyiydi boksu. Ama yani böyle Kamara Usman seviyesinde değil yani ya da o cikletteki birçok kişi ile aynı seviye boks yani kırışabilecek seviyede değil yani. Ben ben kamaro'sman boksuna da pek beğenmiyorum yani. Sadece yani MMA'i boksuna tabii ha, O karıştı evet, yani boks ringindeki bokstan bahsetmiyoruz tabii yani ki, orada. Tabii tabii ki. Bambaşka oradaki boks kuralları bambaşka tabii. Peki Ama... sen o zaman Stgilent nereye kadar gidebilir? Bana onu söyle. Yani, yani aslında... gatekeeper olarak mesela Uriah Hall çok uzun süre Sikel'in gatekeeper'ıydı biliyorsun. Yani 5 ben 5 yani numaraya gatekeeper diyorum. Bak şu anda 5 5 o... numaraya hiçbir zaman çıktı mı Uriah Hall? Çıkamadı yani, sanırım. 5 yani... 7 o, o o aralarda gezmedi mi? Ya sanırım şey, 8'den Anderson Silva'yı yendiği zaman kaça çıktı? Anderson Silva'nın emeklilik maçında biliyorsun Yuray evet, evet, Oğul yendi, Bakayım sonra misin, şeyin ayağı kırıldı, ee, Biden'ın, evet. oralarda bir beşi falan görmüştür herhalde. Şimdi Sean Strickland şu anda 8 sıraya kadar çıkmış durumda, mi, muhtemelen muhtemelen potansiyeli burada bir yerde. Yani çünkü onun üzerine çıktığın zaman sırada Darren Jack Hermanson'lar, Derrick Brunson'lar geliyor belki Derrick Brunson, bilmiyorum şans olur ona karşı. Ya da Marvin Vettori, Jared Caronier artık konuşuyor. Marvin Vettori de Costa ile maçı ayarlandı. Şimdi evet Marvin Vettori Costa ile maçı ayarlandı. Neyse ki bu arada e, Ekim ayında olacak ve Fight Night'ın main event'i 5 roundluk bir dövüş izleyeceğiz. O ikisinin maçının 3 round olmasını istemezdim. Evet. 3 e, üç round bitebilir, Çünkü kırışmak isteyebilir ikisi de. Çok severler biliyorsun sen de. Vettori kırışır mı ya Costa ile? Valla bence Bilmiyorum, göreceğiz. Sanmıyorum öyle bir şey yapacağını, yani çünkü ground game'i daha iyi, Baris. Hani yere alıp çok rahat. Yani ben Vettori'nin yerinde olsam en azından oyun planım yer alma üzerine kurardım çünkü Costa'nın yapabileceği tek şey ayakta knockout yani ve ayakta box. Yani çok kuvvetlileri var. Bir şekilde kapaması lazım değil mi? O yere evet. almak için de. Dolayısıyla orada da bir mecbur göze alacak konu işi. İkisinin de Adesanya'nın evet. yenilgisinden geliyor olması ve ikisinin de yani. böyle görece sağlam ağır yeniler, yenilgilerden geliyor olması. Ben mesela Vettori'nin Adesanya karşılaşmasında çok daha iyi bir performans göstermesini bekliyordum Adesanya kazanacağını düşünmeme rağmen ama Vettori biraz şeye takılmış işte Jan Blavovic çok ağır geldi. Çıktı Adesanya'nın üstüne aldı yere Adesanya kalkamadı. Ben de hani yemeğime bol yiyeyim geleyim <laughs> şeyiyle çıkmış. <laughs> Aynen. Ama Adesanya onun yanında da çok 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 süratli, çok çok hızlı ve çabuk bir dövüşçü. Bu sefer Adesanya'nın hızına yetişemedi ve Adesanya'nın etrafına dans ede ede, ede, ede kazandı. Ee, i̇kisi de ağır bir Adesanya yenilgisinden geliyor. Hani maçında farklı da bir hikayesi de var. Ya o tarafıyla ilginç tabii ki. Yani biri knockout oldu gerçi biri uzun uzun domine edildi. Evet. Ee, buradan nasıl çıkacaklar ben de merak ediyorum. Dediğim gibi Vettori'nin biraz daha cephanesi geniş nispeten. Yani yer dövüşü de var. Gerçi Polo Costa'ya da sorsan onda da var. O da hep böyle Adesanya maçından önce de derdi aynı zamanda siyah kuşağım ben görürüz falan diye. Bir önceki kartı konuşurken Cheyenne ee, Bice'ın bonus aldığı videosunu gördün mü izledin mi bilmiyorum gördüm, ama. Gördüm, evet. Yani işte burada yücele katılmamak çok elde değil. Yani neden hakikaten bu dövüşçüler böyle karın tokluğuna e, dövüşüyorlar çok anlamıyorum. En azından yani UFC'ye girdikleri zaman böyle bir müthiş bir para gerek yok da ne bileyim bir. Bir 100 bin dolar, ilk 10'a girmenin bir bonusu olsa, e de sıralamaya girmenin bir 50 bin dolar bonusu olsa, ilk 10'a girmenin 100 bin dolar bonusu olsa, ilk 5'e girmenin 150 bin dolar falan hani hiçbirini zengin etmemekle beraber hepsini finansal olarak çok ciddi rahatlatır. Doğru. Yani 50 bin do... bir UFC dövüşçüsü çıkıp orada 100 e, binlerce insanın önünde belki 100 yüz binlerce, yüz binlerce vardır gerçi ya yani vardır herhalde bir 200 bin, 300 bin izleyicisi vardır herhalde Fight Night'ın değil mi? Yani şey evet. değil mi? Ee, Geçen e, haftaki kartta. pay per view de. değildi. Yani online izleyen diyorsan evet tabii ki vardır canım. Vardır herhalde <laughs> bir 200-250 bin kişinin izlediği ciddi Gecesine bir. Göre olabilir evet. yani ciddi bir ilginin olduğu yerde bir e, bir kadın bir dövüşçü 50 bin dolar bonus kazandım diye hayatım boyunca hep parasızdım. Ve komedi de o sanırım. O kadarını tam hatırlamıyorum ama Hı. yani ne önemi var? Ana kartta dövüşüyor sonuçta. 50 Hı. bin dolar aldım diye duygu patlamaları yaşaması Bence UFC çok iyi göstermiyor. Yani şöyle, bunu ne kadar önemsiyor genel izleyici kitlesi, ne kadar önemsemiyor ona bağlı. Gerçekten UFC'nin izlenmesini ya da imajını çok zedirleyen bir şey mi? Gerçi doğru söylüyorsun. Belki bir de bu da bu bir... kamçılayan bir şey. Sen genelde evet, dövüşlerin kamçalandığını dövüş düşünürsün ya. Evet, evet, orası kesin. Yani öyle bir tarafı var kesinlikle ama bu kadar da yani kadın resmen itiraf etti yani mikrofonda. Yani tamamen beş parasızım, çolsuzum şu anda diye. Ee, çok iyi geldi bana bu gelecek bana bu 50 bin dolar diye ee, itiraf etti yani dolayısıyla dediğin gibi nasıl gösteriyor bu UFC nasıl gösteriyor komple bu biznesi nasıl gösteriyor ya da bu kadar zor durumda olmasa bu kadın bu performansı gösterir miydi bu kadar şey yapar mıydı ee, bu arada, arada knockout'u knockout bizim... da yani disqualification'a bu kadar yakın bir knockout ya onu işte tahmin bilerek yapmış olması mümkün değil, değil yani. Artık o şansını o denedi biraz. Ummadı, umdu onu aynen, aynen öyle. E, ve vurdu ve iyi oturdu gerçekten yani. Biraz da erken bir kutlayayım diye şey yapmıştı ama çok güzel bir nakavt yani. Helal olsun kıza. Peki o zaman bir tık bir Bellator'a bir kayalım mı? Hadi bakalım. Ben öyle inanılmaz bir Bellator izleyicisi değilim ama main eventleri bir takip ederim. Hı. Hani bir bakarım ne oluyor ne bitiyor diye. Benim UFC'de Bellator'da UFC'de görmek istediğim He, herkes bilir benimle sohbet eden iki kişi var. Bir tanesi Patricio Pitbull, öbürü Michael Venom Page. Ben Ma Michael Venom Page'in büyük hayranıyım. Ben onun acilen UFC'ye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Sizler de Michael Venom Page'in UFC'de hiçbir şey yapamayacağına inanıyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle ben... şey demedik canım. <laughs> yani hiçbir şey yapamayacağından Sizler kastım. Sizler kimi kastediyorsun? Onu da i̇şte bizim kendi bir MMA grubumuz var ya oradaki insanların yani gö görüşü böyle. İşte hepiniz böyle düşünün. Ben Michael Venom Page'in İyi bir kompetitor olacağına inanıyorum. Neyse Michael Van Page değil konumuz şu anda. Ee, Pitbull, Pitbull aralarında herhalde yani belediyede dönüp baksan buradan kimi alsak UFC'de en fazla şampiyonu zorlar ya da yener diyecek olsak herhalde herkes tartışmasız Patricio Pitbull der. Ee, AJ McKee 26 yaşında Son karşılaşmaları bakıyorsun farklı farklı galibiyetler. Hepsi çok ikna edici. Bir tanesi galiba son 5 karşılaşmadan puana gidiyor. Diğerlerinin hepsi bitiriş. Yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim. Buraya kadar geldi. Herkes diyordu ki okey Bellator'da hani yukarıya kadar gitmek o kadar zor değil. Yukarıdaki adamları yenmek zor diye bekleniyordu. Doğru. E, Pitbull'un da kolay kolay kaybetmesini kimse beklemiyordu. Pitbull önce knockout ediyordu. Sonra submit etti. Yani aynı anda iki, <laughs> his, iki duyguyu birden yaşattı. Hatta maç sonunda Pitbull'un verdiği röportajda dedi ki önce beni nakavt ediyordu sonra beni sabit etti. Demek ki bu adam çok iyi dedi. Ee, o da bir erken kutlamaya giriyordu neredeyse. Yani evet ama orada zaten hani nakavt etmek üzereydi hakikaten. <laughs> yani hani bir tane daha vursa Hakem araya girecekti. O da bittiğini düşündü. Hani Birazcık şey güzel göstermek istedi tekmesini. <laughs> ee, güzel bir bitiriş. Yani ayakta John Jones Lyoto da sapmışınlı bir benzerini yaptı yani ayakta öyle ayakta giyotin yani aynen aynen çok benzer dediğin gibi Lyoto yani John Johnson Lyoto böyle ölüsünü yere bıraktığı şey gibiydi gerçekten ya burada şey çok gerçekten dikkat çekici ortası dün bunu antrenmandan sonra Murat'la konuşuyorduk Murat Kazgan'la Orta sikletlerde orta yani ağırlık sikletleri ortalarda olanlarda yetenek havuzu daha büyük olduğu için her yerde böyle çok daha fazla o, o kilolarda insan olduğu için doğal olarak ee, aslında e, işte featherweight, lightweight, welterweight seviyelerinde çok dövüşçü var yetenekli aslında UFC dışında da çok güçlü olan. Senin dediğin gibi bence de pitbull bunlardan bir tanesi. MVP okey o da iyi ama mesela e, Douglas Lima. Onlardan bir tanesi. Şimdi onların da dövüşleri var biliyorsun. E, bence o da Türkiye olsa dövüşse UFC'de şampiyonluğa belki de yani şey yapabilirdi. Yürüyebilirdi, dövüşebilirdi. Hatta en son Rory'yi de yendi biliyorsun. Hı hı. E, aslında benim favorim o tarafta UFC'den giden Gegard Mousasi'ydi. Çok uzun bir süre e, Bellator'da dövüşen ama maalesef artık odun da kariyerinin sonlarında. Şimdi bu AJ McKee konusu AJ McKee'nin ee, geçmişi güreş background'lu. Güreş background'lu olduğu için grappling'i inanılmaz ya. Aynı zamanda Gracie Jiu-Jitsu ekolünden Hı -hı. de geliyor. Bence sıkmaları ve boğma hareketleri inanılmaz güçlü. Herhangi bir yerden yakalayınca o şekilde giyotini bitirmek. Bunu daha önceki konuştuğumuzda da söylemiştim ben. Ya bizim kanalda MMA Clinic'te söyledim ya burada söyledim konuştuk. Ayakta giyotin bitirmek inanılmaz zor bu arada. Boy avantajı da var tabii. O boysuz yani olacak şey ya çok boy değil. Boy avantajın yardımı var. Ama ona rağmen gerçekten güçlü bir işte squeeze'in olması lazım. Sıkışın, sıkış gücünün olması lazım. Gerçekten böyle bir denediğinde hissedeceksin. O kadar kolay değil yani. Herkes yapamaz bunu. Çoğu kişi zaten garda atlar. Yani giyotinden yere çeker zıplayıp bacaklarıyla garda atlar. Yani öyle bir şey yapmadan ayakta bitirmesi onun için yani çok büyük bir şey. Yani büyük bir mesaj yani şeyin geri kalanına. Bellator'daki o divizyonun geri kalanına. Zaten maçtan sonra da hemen meydan okudu işte hadi yapalım artık şu işte süper fightler daha önce biliyorsun Rising'le falan e, yanlış hatırlamıyorsam bir onların süper fight olmuştu. Bellator'un şampiyonu Rising şampiyonu. E, UFC ile işte yapalım artık böyle şeyler başlasın artık gibi bir şeyler sanıldı da UFC hiçbir zaman böyle bir şey kabul etmez tabii ki doğal olarak. E, ama gerçekten UFC'nin dışında birkaç tane adamdan bir tanesi şu anda AJ McKee yenilgisiz e, unuttum şeyini 20'ye 0 18-0 mıydı 18 -0 18 -0 0 Evet 18-0 olmuş. Patricio pitbull yeniyor. Pitbull da bu arada Bellator'da çift kemer sahibi bir adam. Evet. Champ champ yani o da featherweight ile lightweight'in şampiyonu. 145-155. 155'te en son Michael Chandler yenmişti. O yenilgi üzerine Michael Chandler UFC'ye geliyor. O zamandan beri aslında savunmamıştı kemeri, lightweight kemerini. O zamandan sonra 2-3 tane featherweight maçı var. Bu da işte sonrasında kaybetti. Tek kemere düştü şimdi adam. Bunların her ikisi de UFC'de tabii ki güç olabilir ama featherweight'ten düşünecek olursak UFC'de featherweight'tekilere göre ne yapabilir diye düşünecek olursan Volkanovski'ye karşı işte Ortega'ya karşı, Max Holloway'a karşı görmek lazım. Yani onu tabii sabah kadar konuşuki görmek lazım yapıyor. ama bir, bir sende bir şey var. Sinyal var yani. Bana ne kalırsa, düşünüyorsun? Bana kalırsa bu 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 seviyede bu seviyede değil yani. Bana kalırsa şey de değil. Pitbull'da değil. Yani Pitbull, Patricia Sheffer'er'a e da Türk gelse, Türkiye'ye gelsecektim. UFC'ye gelse. Eee, UFC e, top 5'te olurlar. Ama top 3'ün içine girmeleri çok zor. Yani Max Holloway gibi world class bir adamı yenmesi çok zor yani bence. Ee, ya da işte ne bileyim Volkanovski'yi de yenmesi. Ya stil olarak da bir değişik olabilir. Volkanovski'ye karşı belki biraz daha şanslı olabilir Pitbull'un. Ama Max Holloway'i ye yendiğini çok yani çok görmüyorum ben açıkçası. Ya da Ortega'ya karşı şeyin yer yer oyunu yer dövüşü nasıl maç olur? AJ McKee'nin mükemmel maç olur burada. Üf. Keşke görsek yani. Üf. Yani hani benim herhalde olur. en fazla isteyeceğim Brian Ortega AJ McKee olur. O işte mükemmel bir satranç maçı olur. Yani ama öyle kolay lokma değil işte UFC'ye geldiğin zaman işin rengi bir tık değişiyor. Muhtemelen diğer sikletlerde daha açıktır fark. Ama orta sikletlerde daha fazla mesela ağır siklete git. Ağır siklette şu an sanırım Bellator'da şampiyon Ryan Bader. Ryan Bader'ın Fransız'a e karşı falan yani mümkün değil durması. Ryan Bader kaybetmedi mi? Yok. Light Heavyweight'i Nedim Vetkova. Light Heavyweight Nedim Vetkova şu anda. Ha, evet. Ee, onunla belki işte yani. Jan Blachowicz çekişirler. Ona bir şey demiyorum ama e, yani Ryan Bader'a karşı e, şeyin bir şansı yok yani. Orada şöyle bir... Ya da Jon John Johnson şampiyon olduğunu düşün Light Heavyweight'te. Light Heavyweight'te. Yani üst taraflar ve alt, en alt taraflar daha ekstrem. Yani Chan Eğrisi'nin az sayıda olan örneklerin Hı -hı. olduğu taraf yani en küçük insanla en iri yarı insan sayısı azdır ya ortadaki ortadaki insan sayısı daha fazla. O havuzda biraz daha iyi kapışabilirler. Ama diğer taraflarda daha uzak. Ya da UFC'de şöyle olur. Tapo'ndan çok sağlam adam çıkar. Bellator'da ise en tapta iki tane adam mesela Bellator'daki AJ McKee ile belki Patricio Pitbull girseler UFC'ye Tapo'nun içine girerler. Çok Ama güzel. diğer geri kalanlardan Tapo'na giren çıkmayabilir yani. Ha yani tapon birazcık ayıp ettin ya. Top ayıp 5 derken. Değilim. Ya tam neyse sonuç olarak tapo'nun diğerleri tapo'na girmez demek istiyorum yani. Eee ya, zaten lazım. UFC ile Bellator ya da Van arasında uçurum farkı olduğunu söylememize zaten Her gerek yok değil, yani. Her zaman değil böyle sürpriz bir iki kişi yani tüm havuza baktığın zaman uçurum var ama böyle yani, en zirveye baktığın zaman yakın insanlar en, var. Ya, bu ikisinin en büyük şampiyonlarından bir tanesi Ben Askren. tamam tabii ki geldiği yaş da önemli, geldiği zaman da önemli ama yani UFC'deki halini gördük. Yani evet, doğru var uçurum fark var kabul edelim yani hmm. e, UFC'de çok uzun süre şampiyon olan TJ'de, şey, DJ'de, Limitless Cansında gelip knockout oldu ama gerçi hayatı boyunca o dizi yememeye alışıp dövüşen bir adam biliyorsun yerde dizde. Doğru doğru o orada bir kural farklı da var tabii ki o da etkili var. olmuş hmm. olabilir bilmiyorum yani arada büyük bir fark var ama bir tek AJ McKee için beni çok heyecanlandırıyor. Aha, ben gene Max Holloway'i Max'i yenebileceğini çok düşünmüyorum. Alexander Volkanovski bilmiyorum. Yani onların ikisini zorlayacağını düşünüyorum ama bir bir gelsin böyle bir Brian Ortega, AJ McKee maçı için Doğru. bayağı para veririm ya. Kolay kolay görmeyiz böyle bir şey ama biliyorsun. Kontratı ne zaman bitiyor? UFC'ye geçebilir. AJ McKee çok uzun olduğunu sanmıyorum yaşı genç. Kontratı çok uzun mudur? Yani bilmiyorum nasıl bir kontrat imzadı kaç maçlık kontratı var tutmak için yani çok uzun kontrat imzaladığın zaman onu da dezavantajına biliyorsun. Hı hı. Yani aynı paradan şampiyon bile olsan kalmak zorunda kalıyorsun. Bellator'da tam öyle değil. Bellator farklı, UFC'de öyle de. Bellator öyle yani değil. Yani nasıl bir anlaşma yaptığını bilmiyorum. Yani custom low hepsine kendine özgü olabilir anlaşması yani. Sen diyorsun ki yani Number dünyanın bir numaralı tüy sikleti değil kesinlikle. Ya onu bilemeyiz işte. Onu bu bir spe spekülasyon olur sadece. Sen Ama bence değil, bence değil. Okay. Bence o yani Üçlü bir değil, iki kişiden biri bana kalırsa bana kalırsa <laughs> şimdi burada senin gibi biraz daha polarize bir yorum yap yapmış olayım bana kalırsa dünyanın bir numaralı sikleti şu anda Max Holloway. Bence hmm. ben öyle düşünüyorum yani. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Hayır ama ben böyle bir şey demezdim onu demek Sen dersin tamam. ve millet de sana karşı dediğim için beni seviyor. Ne demek olur mu? Bakın şey arkadaşlar gördüğünüz gerçek dedi. görüşlerini size söylemiyor. Söylese <laughs> o da benimle aynı fikirde. Bak herkese şu anda bunu göstermiş oldum. Zaten Teşekkür ederim Zaten ben bu arada geçenlerde yok konu e? düşmanı diye sürpriz bir şekilde. Kanır düşmanı mı Aynen. ya Kanır <laughs> McGregor ringe çıkınca böyle çocuk gibi zıplıyor olduğu yerde yani o kadar seviyor. Biz Kanır düşman değiliz ki ben Kanır'ın yaptığı hareketlerin düşmanıyım yani mesela ya, doğru. Ya i̇şte ben o gün de... burada bu kadar konuştuk Kanır McGregor gitti dedi ki işte e, Covid iyi baban kötü mü? E, ya böyle bir cümleyi yani herhangi bir sağlıklı bir insan bir birey. Herhangi bir, bir, bir tartışma <laughs> içerisindeyiz seninle. Öyle ya da böyle birbirimizi sevmiyoruz. Ee, babası, koçu, hayatındaki en değerli var, varlığı kişiyi kaybetmiş karşıdaki. Hangi tartışmanın ürünü olarak ya da hangi münakaşadan üstün çıkmak için ölen babasını, koçunu, mentorunu, onun için o kadar büyük bir parçayı değil ki dövüşmeyi bıraktı adam. Hani buna şey gibi bakmayın sadece bir babası değil yani. <laughs> Onların arasındaki ilişki bir baba oğuldan bile fazlası hakikaten. Ne olmuş olabilir bu nu ağzına alacak? Yani bu insaniyet bu mudur? Değerler bu mudur? İşte benim zaten kanırda eleştirdiğim taraf bu. Geçen şimdi bir video koymuş. Güzel konu oraya geldi. Gördün mü son koyduğu videoyu? Şey pro içti video mu? Hep evet, yani pro içmiyor canım yani tamam, göz. Neyse, video gö... videoda pro içiyor. Tamam videoda proyu e, bence bir obje olarak kullanıyor. Yani evet. gözlerinin içine baktığın zaman gözlerinin stone olduğunu anlamamanın imkanı yok. Yani gözler <laughs> bitmiş. Orada pro kokluyor. Tabii ki pro içmiyor. Ama o videoya koyarken de tabii ki pro koyuyor. Şimdi UFC'deyiz. Ya nasıl anlatabilirim bunu? Şimdi? Conor McGregor. 2015'e geri dönelim. Benim beni bu spora en çok bağlayan dövüşlerden bir tanesiydi. Yani ben Conor McGregor'ın büyük hayranıydım. Floyd Mayweather maçında arkadaşım maça gitti. Dedim ki bana Conor McGregor tişörtü getireceksin. Yani Floyd ilgilenmedim bile. O kadar da severim. Ama şu an geldiği, Conor'ın geldiği nokta, yaptığı hareketler. Şimdi aya tekerlekli sandalyede, ayağı alçıda. Justin Bieber konserinde zıplıyor. Ya ben eğlenmesin demiyorum. Tabii ki eğlensin ama ya sen Dustin Poirier'i yeneceksen tekerlekli sandalyede Justin Bieber konserine gidemezsin. Yani gidersen <laughs> Dustin Poirier'i yenemezsin. Bu buna ben karar vermiyorum. Yani buna bu spor, bu spor dünyanın en acımasız, en sert ve en zor sporu. Buna spor karar veriyor. E şimdi sen gidip kafan iyi video atarsan işte rakibinin değerlerini değerlerden uzaklaşırsan ya ben Conor McGregor ile Habib kavga ettiğinde o ilk olaylar olduğu zaman Conor'ın tarafını tuttum. Habib'in yaptı, Habib'in işte insanların dini duyguları üzerine oynamaya çalıştığını, kanırı olduğundan kötü göstermeye çalıştığı şeklinde kanırı savundum. Yani şimdi bu hareketleri gördüğüm zaman kendi yaptığım savunmadan tereddüt ediyorum. Yani dedim ki diyorum ki ...a ben ne kadar körmüşüm. Kanırın içindeki gerçek insanı görememişim. Aslında bunların hepsi bir mesajmış. Hı, hı Aslında bakacak olsan gerçekten de öyle mi diye düşünmüyor değilim. Altını doldurduğu zaman yaptığı hareketler, trash talklar, bu, bu şeyler o kadar kötü görünmüyordu. Ama şimdi Habib'e gidip böyle bir domino ol. Onun üzerine Siklet'in kalanına kaybı Yani Dustin Poirier'e iki kere kaybet. İkinciyi yenilgi sayarı saymayız. Orası tartışılır ama sonuç olarak ilkinde çok net bir knockout oldu. Bütün bunların üstüne bu davranışlar ya bu bu kariye nereye gidiyor? Kanır nereye gidiyor? Ben Kanır'ın kat çıkmasını, kazanmasını izleyip bana laf edenlerin %90'dan daha fazla istiyorum. Yani o bir geri dönsün, tekrar o kemeri alsın. Bir kere daha o mikrofonla <laughs> ne söyleyeceğini ringin içerisinde görmek için sabırsızlanıyorum ama benim şu an gördüğüm kanırım ben ilk ondan kimse yenebileceğini düşünmüyorum artık. Yani çünkü mindset olarak yani bir kafa yapısı olarak o dövüşme psikolojisinden çok uzak bir insan görüyorum. Yani gözler kan çanağı olmuş, stone dolmuş, içmiş. Video atıyor. Justin Bieber konserine gidiyor ayağı alçıda. MMA bunları yaparak başarılı olabileceğiniz bir yer mi? Yani en azından UFC böyle bir yer mi? Ben pek emin değilim. Sen ne diyorsun? Yani şunu şunu söyleyeyim ben de o zaman. Kaner her zamanki gibi ya bu programda da Kaner programına dönüştü de. Yok, kısa kısa tutalım. Ben ben şöyle düşünüyorum. uzun ee, uzun zamandır takip ettiğimiz için ben e, anladığımı düşünüyorum ne yapmaya çalıştığını Connor'ı. Ya da Kaner'in nelere önem verdiğini, neleri önemsemediğini anladığını düşünüyorum. Burada yapmaya çalıştığı şey şu. Kaner komple oyunu yenmeye çalışıyor. Yani onun gerçekten aslında Müthiş bir derdi yok şeyle, maç kazanmakla. Ya belki de geri dön, dönmeyecek bu arada. Belki dönecek mi, dönmeyecek mi bilmiyoruz. Bence dönecek bu arada ama. Bence de dönecek. Dönmeye de bilir. Yani böyle bir sakattan sonra dönülmeye de bilir. Yani fikri değişir bir sene sonra. Ailesi der ki yapma artık yeter falan. Neyse bir sürü şey olabilir. Gerçi çok ailesi izleyecek yani. bir adam da değil. Yani. <laughs> ee, ama şöyle ki adam zaten besleniyor yani. Nefret et ya da sev hiç fark etmez. Bir şekilde onu takip etmeye devam ediyor insanlar. Onaylamıyorlar. O gülüp eğlenebiliyor. Yani şuna şunu artık eskiden önemsiyordu, Yenmeyi önemsiyordu, para kazanması için, çıkması için, yükselmesi için. Şimdi para başka yönde de kazanabileceğini fark ettiği için diğer taraflar onun için değerli olmamaya, onun gözünde şampiyon olmak çok da değerli olmamaya başladı belki. Ya da onun gözünde ya olamıyor da olabilir. Da olmaması da var tabii ki işin içinde. Olamıyor da olamıyor olması da bu, onun için değersiz hale getirmiş olabilir biraz da. Çünkü Connor her zaman şey tarafından bakmaya çalışan bir adam. Ee, aslında çok bir taraftan stoik kafası olan bir adam. Yani olayları e, pozitif tarafından görmeye öğrenmiş bir adam. Ya da sahip olduğu şeyi sevmeyi öğrenen bir adam. Şimdi bir yerden sonra kariyerinde şu andan itibaren şampiyon olamayacağını fark ettiyse... ...artık şampiyon olamayacak olmasını da kabullenmiş, kucaklamış olabilir kafa olarak. Peki niye dövüşüyor? Yani ihtiyacı şu yüzden, yok ki. tabii şu yüzden ihtiyacı var. Marka olarak, kafa olarak ihtiyacı var. Conor McGregor bir marka. Öyle bir following'i var ve dövüş sayesinde büyük bir e, kitleleri peşinden götürebiliyor. Pozitif ya da negatif bunun önemi yok. Bu sayede mesela viski kurdu, yükseldi, sattı, bir miktar para kazandı. Bu buna benzer bir şekilde ne bileyim aklıma gelmiyor şu anda ama işte bir barlar zinciri kursa, Hı -hı. bambaşka bir biznese gitse onun sayesinde satacak yani o fikir. O onun piern'ini yapacak. Çünkü bu arada UFC'den kazandığı ihtiyacı yok diyoruz da para da az da değil. 20 milyon dolar falan alıyor ya. Ya yok Son. canım çok daha fazla alıyor. 20 milyon yo, açıklanan... şeyden Ya pay-per-view'lar hariç ha, aldığı aldı. fix parası 20 yani milyon sana dolar. Söyleyeyim. Rahat 50'ye yakın bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Yani şöyle tüm mal varlığının kabaca söyleyeyim yarım milyon yarım milyar olduğunu düşünelim. Ya da 1 milyar olduğunu düşünelim. Değildir ya, yo, ama o kadar yok olamaz. Yani bir maç yaparak bir yüzde 10'unu da yani onda birini daha eklemek hiç az değil yani oldukça yüklü para kaldı ki o ona dolaylı başka bir şey de leverage de katıyor ona bambaşka bir business'a girme gücü de katıyor dolayısıyla o burada sorun var sana bu ona şu fikri vermiş olabilir bu business modeli benimsiyim bunu kabul edeyim bununla Hı -hı. barışayım bu fikirle şampiyon olmama gerek yok nefret edilen karakter olayım okay. kendimi... Kayda değer tutayım hala. Yani bir tweet attığımda şey yaptığımda cevap verilir, önemseneyim. Önemseneyim derken, doğru söylediğim düşünülmesine gerek yok. Yeter ki beni sallasınlar, beni taksınlar istiyor. Yani bence böyle düşünüyor olabilir Peki yani. Peki burada bir sorun var sana. Neden UFC'de dövüşüyor? Gitsin Manny Pacquiao ile boks maçı yapsın, 10 ya. katı para kazansın. Çünkü Manny Pacquiao... Gitsin, e, Jake Paul ile dövüşsün, bu kadar para En az bu kadar para kazanır Jake Paul ile dövüşse. Çok da kolay bir karşılaşma olur onun için büyük ihtimalle. Her an yapabilir bu arada. Her, Her an yapabilir. İşte şunu yapmıyor mu sence de? Yani de şu anda kendi o inşa ettiği legasisi, efsanesi, Conor McGregor efsanesi var ya. Hı hı. Yani şimdi o efsanenin yanında bu çok kestane kalmıyor mu yanında ya şu anki? Aslında kalıyor ama bir dakika şöyle. Onun umurunda olmayabilir bu. Bu işte tamamen psikolojik bir şey onu demek istiyorum. Bu bir değer yargısıdır. Yani şöyle bunun üzerine bayağı konuşabiliriz bu arada. Senin özel hayatımızda da mesela arkadaşlarımızla da mesela felsefi birçok konuda konuştuğumuz gibi neye değer verip neye değer vermeyeceğine insan kendisi karar verir. Yani kimine göre e, atıyorum olimpiyat birinciliği çok büyük değerlidir e, ya da işte örnek vereyim başka e, babasına hiç yalan söylememiş olması, arabayı küçükken hiç kaçırmamış olması çok çok önemlidir. Kimisine göre çok önemli değildir yani. Bunun gibi bir şey olarak düşünebilirsin ya da ne bileyim birçok farklı değerlendirebilirsin bunu kültürden kültüre fark olarak. Bu tarafta bunun değerli olduğuna karar verdiyse yani benim fikrim MMA'de aktif kalmasının nedeni sporcu tarafını dövüşü tarafını aktif tutmak. MMA dövüşçüsüyüm ben demeye devam ederek boks maçına çıkmak istiyor. MMA dövüşçüsüyüm ben devam ederek yani demeye devam ederek işte Floyd'a tekrar ya da işte neydi? Logan Paul, yani Jake Paul, Paul, Lore Paul, Paul, Paul falan. Yani Paul Logan. Kardeşlere meydan yani meydan okumuyor ama dövüşecekse aktif olarak bir dövüş olması lazım ki onlar da dövüşsün diye düşünüyor olabilir onun kafasında. O onu dövüşçü olarak legit kılıyor hala yani kayda değer bir dövüşçü olarak aktif bir dövüşçü olarak gösteriyor yani benim fikrim o yani açıkçası. Bunun yanında da şeyi söylemeden geçmeyeyim ee, şimdi tekerlekli sandalyede bir tane İrlandalı um, yine bir influencer galiba çok emin değilim onunla bir boks maçı yapacaklar ikisi de tekerlekli sandalyede. Evet, hatırlıyorum. Evet. Ee, gelirinde de tamamen İrlanda'daki tekerlekli sandalyelilere bağışlayacaklar. hani. E, bu çok güzel bir şey. Bunları bol bol yapması lazım. Aynı gece bu arada bu şekilde sakatlanmamış olsaydı da ayakta başka biriyle gösteri maçı yapacaktı. İşte sakatlandığı için tekrar sandalyede biriyle yapıyor şimdi. O gecede de her türlü gösteri maçı yapacaktı. yani Yardım amaçlı. Yardım amaçlı, bağış, bağış amaçlı. yapacaktı. Yani, yani bu taraflarından da bir hayatın bir noktasında da tutunuyor. Ama bana ben kendi gördüğümü söyleyeyim. Ben ikinci O.J. Simpson vakası görüyorum. Yani ben sonunun öyle olmasından çok korkuyorum. Ama bana Karşımdaki persona, davranış, gidişat bayağı bir O.J. Simpson'a benzetiyorum. Umarım hiçbir zaman öyle olmaz. Gene Conner'ı konuşmadan kapatamadık. kanır <laughs> <Connor> haterları olarak. <laughs> Aynen. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Artık haftaya inşallah Yücel gelir ve onunla güzel bir <laughs> program yaparsınız. Ben de en sevdiğim ikili, siz program yapacaksınız, izleyeceğim diye hevesleniyordum. Gruptan falan da yazdım, o en sevdiğim ikili diye. Gene olmadı, sağlık olsun artık bir dahakine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yorumlara benim hakkımda iyi, Recep hakkında istediğiniz yorumları yaparsanız <laughs> seviniriz. Görüşmek üzere.